Şimdi sizlere hala şükretmesini bilen insanlardan söz etmek istiyorum. Çektikleri onca acıya rağmen, belki de bütün ailelerini toprağa vermiş olmalarına rağmen hala şükredebilen insanlardan. Geçenlerde izlediğim bir görüntüde bir yaşlı amcayla, belki bir dedeyle, yanında belki torunu ama küçücük bir kız vardı. İkisinin de elleri gökyüzüne doğru dönmüştü. Birinin avuç içi nasırlıydı. Çektiği onlarca yılın acısı vardı avuçlarında. Diğerinin ellerinin derisi gergindi. Ama o dedenin yanında hayatın içerisinde nasıl acı çekileceğini, acı çekilerek yaşamak gerektiğini adeta gözlerini çevirdiği gökyüzünden öğreniyordu. Onların bir tek istedikleri vardı, kaderlerini başkalarının kararlarına bırakmamak. Evet, Üsküp'ten, Bosna Hersek'ten, dünyanın her yerinde acı çeken her bir insandan söz ediyorum. Bir konuğumuz var. Bu akşam böyle bir dramatik sahneyle bayram programı niye sürüyor diyebilirsiniz. Ama bu işin hoş tarafı da var. Çekilen acıların hoş tarafı mutlaka yok. Ama konuğumuzla oradaki acıları dile dökebilmek, kelimelere dökebilmek herhalde biraz hoş tarafını ortaya çıkarmak olacak. Hafız Burhan Şaban, hoş geldiniz. Hoş buldum. Efendim, Üsküp'te arkadaşlarınız, yaşıtlarınız ne yapıyor, nasıl yaşıyor? Vallahi iyi yaşıyor diyeceğim. Elhamdülillah, Allah'a şükür yaşıyoruz hala. Acılara şükretmesini bilerek, değil mi? Tabii, darda zorda bolda elhamdülillah şükretmek. Biz Müslümanlar onu çok iyi biliyoruz. Ama inşallah bir gün birbirimize kavuşacağız ve o niyetle yaşıyoruz. Cabalanıyoruz. İşte yavaş yavaş ilerlemeye başladık. Gafletten uyanıyoruz. Evet. Oralarda, şu sıralarda aileniz orada. Kurduğunuz temaslardan son aldığınız bilgiler nasıl? Biraz sakinleşir gibi mi? Yoksa ortada bir göz boyama, bir kandırmaca mı var? Evet, durum Makedonya'da gerçi bir kötülük yoktu. Savaş başlamadı bildiğiniz gibi. Ama Bosna'da bildiğiniz gibi savaş maalesef hala sürüyor. Makedonya'da ailemiz, arkadaşlarımız inşallah iyidir ve son haberlerimi aldığım haberlere göre iyiler. Ama Bosna'da maalesef hüzüntü içinde bu bayramı tekrar bekliyorlar. Ve inanıyorum, şu anda dua ediyorum inşallah o bir bayramlar, gelecek bayramlar daha mutlu olacak. Amerika'ya, iki tarafı okyanusla çevrili, dünyanın sorunlarını sadece bir takım video bantlardan, gelen bilgilerden, istihbarat yaparak öğrenmeye çalışan bir ülkeye gidiyorsunuz. Sanıyorum oraya Balkan felsefesini, Balkan düşüncesini anlatmaya gidiyorsunuz. Başını kuma sokmuş bir ülkede. Acaba bu anlattıklarını ses getirebilecek mi? Şimdi biz elimizden geleni yapıyoruz. Çok doğru dediğiniz gibi, sağ tarafı Amerika ve sol tarafı okyanus. Onlar kendilerinden mada başka kimseler için bilmiyor gibime geliyor. Her neyse, bugün süper güç maalesef diyebilirim. 250 sene tarihi olan bir devlet. Asıl bu dünyada 5000 yıl tarihi olan milletler de var. Ama maalesef bugün onlar güçsüz bildiğiniz gibi. Artık ümit Amerika'da. Şimdi Berkeley Üniversitesi'ne davet olundum. Orada program hazırlayacağız. İşte Balkan'da, Balkanlarda bulunan devletlerin kültürünü dile getirmek, son durumu dile getirmek, gençlerin çektiği faciaları dile getirmek. Ve inanıyoruz belki bu insanların da, nasıl desem yani, hisleri uyanacak. Efendim, bu enstrümansız müzik türünü geçenlerde hayırlı akşamlara konuk olduğunuzda evet, Selin Ak'tan da biraz değişmeye çalıştı. Bugün zamanımız oradaki gibi kısıtlı değil. Ben biraz daha açmak istiyorum. Bu bence de dünyanın en zor işlerinden biri. Ritim almadan, bir enstrümandan yardım almadan çıplak sesle müzik söyleyebilmek, hiçbir elektronik katkıda da bulunulmaması. Bunun temeli nedir? Bu nasıl öğrenilebiliyor? Çok ilginç bir soru. Evet, sanatçılar bu tür ilahi söylemekten anlarlar. Harbiden çok zor yani. Ritimsiz, bilhassa enstrümansız söylemek çok zor. Nereden kaynaklanıyor? Bence bundan önce tabii tecrüben olmalı.
bol bol ilahi söylemeli ya da türkü, şarkı her ne isterse olsun. Ondan sonra tabii Allah'ın verdiği bir olay, ses var. Tabii merak da burada var. İlgi gösteriyorsan, bu işi seviyorsan yapabilirsin. Evet. Peki 13 buçuk yaşında hafızlık elde edildi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i okurken Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki melodik yapıdan siz mi yararlanıyorsunuz ya da bunu size nasıl öğretiyorlar? Bu melodik yapı insanın duygularıyla mı ortaya çıkıyor? Çok doğru. Evet, Kur'an'ın kendi melodik yapısı var. Tecvid'i öğrendikten sonra tabii makamla da okuma var. Kendi melodisi var Kur'an'ın, dediğiniz gibi. Profesyonel Kur'an okuyanlar 7 çeşit, 7 tür Kur'an, 7 usulde Kur'an okuyabilir. Aynı öyle makamlar var. Ama dediğiniz gibi melodisi var. Tabii ondan sonra Arapçayı bilen kişiler ya da bilmeyen kişiler, o da bir mucize bence. Okurken hissediliyor, yani hisle, evet, hislerle okuyor. Evet. O olay da var yani. Evet. O bir gerçek. Evet, onu duymak, duymak, hissetmek, anlamını gerekiyor. Bilmek, evet, çok çok önemli tabii. Peki efendim, şöyle sorayım. Siz ilahi okurken hangi dillerde ilahi okuyabilirsiniz? Evet, ilahi ilk sırada Türkçe. Türkçe öğrendim. Yani başlangıçta Türkçe başladım. Ondan sonra Sarajevo'ya gidişimle orada bir grup kurduk. Gazi Hüsrev Bey Medresesi Korosu başlangıçtaydı. Şimdi Gazi Hüsrev Bey Medresesi Korosu. E tabii artık orada Türk kültürünü geliştirmek, işte yavaş yavaş Boşnakça ilahileri tercümeye başladım. Yani Türkçeden Boşnakça'ya tercümeleri. Ve Boşnakça ilahiler aynı öyle Arnavutça, Arapça, Farsça işte. Seyircilerimize bu bayram akşamında bayramla ilgili bir şey söyleyerek biraz pekiştirmek ister misiniz? Söyleyelim. Noldu bu gönlüm, noldu bu gönlüm, noldu bu gönlüm, noldu bu gönlüm, yanmada derman. Bayramım imdi, bayramım imdi, bayramım imdi, bayramım imdi, bayram ederler yar ile şimdi. Bayram ederler yar ile şimdi. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Size hayırlı yolculuklar diliyorum. Sağ olun. Bayram sonrasında TGRT'de tekrar görüşmek istediğimizi diliyoruz. Sizin şahsınızda bütün Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında yaşayan Müslümanlara, Türklere hayırlı bayramlar dileğini daha da kuvvetlendirerek buradan böyle elle tutulur hale getirip TGRT ekranı ve anteni ve uydusu aracılığıyla sizlere somut bir şekilde göndermek istiyoruz. Güller sümbüller öter bülbüller, güller sümbüller öter bülbüller, yağını gönüller Mevla'yı özler, yanık gönüller Mevla'yı özler, zikreden zakir, şükreden şakir, zikreden zakir, şükreden şakir, aşkı bu fakir Mevla'yı özler, aşkı bu fakir Mevla'yı özler. Her demine destur alalım,
destur alalım, pervaneye bak ibret alalım, pervaneye bak ibret alalım. Aşkın ateşine gel bir yanalım, aşkın ateşine gel bir yanalım, dost, dost, dost. Devrana girip seyran edelim, devrana girip seyran edelim, eyvah demeden Allah diyelim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallahu. Ey yolcu biraz gel dinle beni, ey yolcu biraz gel dinle beni. Ömrün bitiyor sen kalma geri, ömrün bitiyor sen kalma geri. Yusuf denilen dünya güzeli, Yusuf denilen dünya güzeli. Fethetti bugün kalbi seferi, fethetti bugün kalbi seferi, dost, dost, dost. Devran. Evet, Hafız Burhan Şaban'a çok çok teşekkür